Bülent. İki oyuncu birden bastırdı. Bülent'e yapılan hareket faul. Tugay kullanacak. Osman'a doğru şöyle bir baktı Tugay, ona atmadı. Şimdi Popescu bıraktı tekrar Tugay'a. Popescu. Osman'a doğru uzun bir top. Taç bizim. Refka vurdu kafayı. Osman bıraktı Hacı'ya. Hacı kullanacak tacı. Hakan Şükür'e doğru. Lokbenç. Novotny. Pası Osman'a. Osman çabuk oynarsa gol tehlikesi yaratabileceğimiz bir ataktı ama Osman hem yavaş oynadı hem de topu rakibe attı. Ergün. Hiç riske girmedi. Döndü kalecisi Volkan da oynadı. Osman yerde sert bir hareket, sarı kart çıkacak. Arkadan yapılan bir hareket ve sarı kartını çıkartıyor. Maçın Belçika'da hakemi Piro. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon gerçekten çok şanssız sarı kırmızı temsilcimiz. Lokbenç. Bir vuruş top direğin üstünden dışarıda. Popescu, Bülent. Şimdi topla buluşan Fatih. Uzun oynamayı tercih etti. Hakan Şükür'e doğru. Hakan şimdi İlye. Ceza sahasında İlye kontrol etti. Şut pozisyonu aradı. İlye önünü boşalttı. İlye şut pozisyonunda ama vuruşunda top savunmaya çarpıyor ve taça gidiyor. Çizek ceza sahasına sokuluyor. Yerden bir vuruş ve Volkan. Şimdi topla buluşan Hacı. Onun vuruşu kaleci Boşlukan'ın kucağına. Ergün. Şut pozisyonunda sert vuruyor Ergün. Neden yanından dışarıda? Öylesine güzel gördü ki o boşluğu çok sert vurdu Ergün ama top direğin hemen yanından dışarı gitti. İşte maçın şu ana kadarki en güzel anı bir kez daha görüntüye geldi. Sevgili Tugay kaptı. Hemen yanında Hakan ama Tugay Hakan'ı çok uzağına attı topu. Boşlukta topu taca yolluyor. Hacı. Tekrar Hacı. Hakan ceza sahasında. Hacı sıyrıldı. Hacı zarif hareketler. Hacı. Pası hızlı. Hacı bana faul yapıldı diyor. İşte Hacı'nın zarif hareketleri sonrasında ümitli topla buluşturma düşüncesi. Topu çok hızlı. Çizek onun ortası ceza sahasında. Lokbenç'in başının üzerinden geçti. Ve top out'a gitti. Popescu orta alanda. Popescu sokuluyor ceza sahasına doğru. Şimdi Hakan yardım bekledi. Hacı geldi. Hacı onun pası. Tugay. İlye ceza sahasında kalabalık Sparta bıraktılar. İlye şut pozisyonu aradı. İlye şimdi Hakan'a doğru son anda savunma. Svoboda bırakmıyor. Lokbenç. Elle oynama itirazları. Lokbenç. Davotti, onun pası, Şigen. Topu kontrol etse kalemize tehlike olacak. Allah'tan edemedi. Geriye doğru çevrilen top. Hornak. Out. Hacı topun gerisinde vuruşunu yaptı. Çok sert vurdu top direğin yanından dışarıda. Uzaklık tanımaksızın gerek ölü toplarda gerekse oyun içerisinde hareketli toplarda kaleyi yoklayan gol yapabilen bir futbolcu Hacı. Cezalı olan Hakan Ünsal'ın yerine ilk kez bir Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında ilk 11'de forma giyiyor Osman. Osman ama ofsayt bayrağı havada. Top rakipten geliyor ama konusunun öncesinde ofsayt var diyor. Maçın Belçika'da hakemi Piro. Ve offside'den doğan endirekt serbest vuruş kullanılacak. İşte top rakipten sekiyor ama Popescu ceza sahasına doğru ayak koyan futbolcu Svoboda.
Bülent. Bir uzun top. Hakan Şükür'e doğru. Hakan yükseldi, vuramadı. Hacı yetişemedi. Şimdi Osman. Ondan Hacı'ya. Hacı şöyle bir arkadaşlarına baktı. Rakibinden sıyrıldı. Şimdi pasını verdi İlye'ye doğru ama Botava ayak koyan futbol parta bırak savunmasında. Ziegel elle oynama itirazları ve hakem Piro elle oynamayı belirliyor. Hemen başlattık oyunu. Tugay. Bülent. Ergün şimdi topla buluştu. Hacı top istiyor. Ergün Hacı'ya doğru. İlye. Yanında Osman. İlye orta şansı aradı. Şimdi ortasını yaptı. Ümit yükseldi. Onun başının üzerinden geçen top avuta gidiyor. Repka. Onun uzun topuna hareketlenen hiçbir Sparta bıraktı oyuncu olmayınca Volkan topa kolayca sahip oldu ve Bülent'e kazandırdı. Bülent'ten Popescu'ya. Popescu hemen sağ tarafındaki Fatih'e. Fatih. Tugay geldi yardımına. Şimdi Tugay. Onun yanında Ergün. Galatasaray kanatları şu dakikaya kadar iyi kullanamadı derken Osman'a doğru bir top. Osman ve Ümit. Osman sol tarafta, Ümit de sağ kanatta oynuyor sevgili seyirciler. Ama şu ana kadar ikisi de etkili olabilmiş değil. Repka ile mücadelesi. Hakan topu kazandı. Bıraktı Tugay'a. Tugay şimdi şutunu attı. Kaleci Poşulta'nın kucağına sıyrıldı. Ümit şimdi pasını verdi Tugay'a. Tugay Ümit'in önündeki alana. Ümit ceza sahasında. Ümit bakıyor hakeme ve karşılaştırma hakemi Michel Piro algı gösteriyor. Yardımcısına da şöyle bir baktı Piro. Bir an tereddüt etti. Penaltı beklediğimiz bu dakikada Ümit'in yerde kaldığı pozisyon ceza sahasında, işte topu rakibinden kurtarıyor. Kaptan Svoboda ile mücadelesinde hakem Piro da devam dedi. Tugay sıyrıldı rakibinden. Sol tarafında Osman. Osman'a doğru. Osman ceza sahasında son anda müdahale Hornak'tan ve köşe atışı kullanacağız. İlk yarının son dakikası içerisinde bir gol şansı olabilir bu. Adrian İlye gidiyor köşe gönderine. Galatasaray'da sayıyorum 6 oyuncu ceza sahasında. Topun gerisinde İlye ön direğe doğru. Bir gol pozisyonu. Hayır, son anda Lokven savunmasına yardımcı oldu, topu çevirdi. Hatamız geçmiş değil. Ümit. İlk yarıda son anlar. Top hala Ümit'te. Çizek. Fatih. Tugay. Sıyrıldı şut pozisyonunda. Tugay sol ayağıyla savunmadan dönüyor. Bülent bir pas hatası. Lokbenç sağ tarafta topla vuruşan oyuncu Siegel. 3'e 3 yakaladılar. Onun ortası son anda Popescu ayak koydu ve tehlike yönledi. Tugay atan geri sağ taraf. Ümit süratle sokuluyor rakip ceza sahasına. Ümit İlye'yi topla buluşturamadı. Şimdi Hacı elle oynama. İlk yarının bu son anlarında Galatasaray gole yaklaşabileceği bir pozisyon. Bir sarı kartı gören oyuncu Sparta Prag takımında yanılmıyorsam Aşek. Aşek bir sonraki karşılaşmada forma giyemeyecek. Topun gerisinde Hacı. İlk yarıda artık son anlar. Hacı ortasını yaptı. Aslında hiçbir Praglı oyuncu yok sevgili seyirciler. Tüm hatlarıyla Galatasaray oyunu rakip yarı sahaya yıkma düşüncesindeydi. Ve ilk 45 dakikanın son 5 dakikalık bölümünde bunu da gerçekleştirdi. İlk yarı golsüz kapandı. İlye. Ergün onun ortası savunma karşılıyor. İkinci yarının başlama düdüğüyle birlikte Galatasaray rakip yarı alanda.
Özellikle ilk yarının son 5 dakikalık süresince Galatasaray müthiş bir baskı kurmuştu. Osman ceza sahasına sokulma amacında. Osman şimdi geriye döndü. Pas verebileceği bir arkadaşını aradı. Hacı'yı gördü. Hacı topla buluştu. Tekrar Osman'a doğru. Osman topu kontrol edemiyor. Topescu yerde, ona yapılan hareket faul. Faul yapan oyuncu Siegel. Hakan ceza sahasında karambol. Popescu kovalıyor. Taş bizim. İkinci yarıyla birlikte Galatasaray yükleniyor Sparta Prag Kalesi'nde. Ümit kullanacak tacı. Uzun taşlar atabilen bir oyuncumuz. Ümit ceza sahasına doğru. Hakan'dan önce kafaya vuran oyuncu Botava. Fatih. Taş bizim. Bir taş daha kullanacak Galatasaray. Aynı çizgi üzerinden Ümit'le. Ümit kullandı. Hacı iki oyuncu arasında. Çiçek bastırdı. Bir kez daha taça çıkıyor top. Gol eşitlik Ali Sarmiyen'de. Ümit kullandı tacı. Yine Hacı'ya doğru. Bırakmayan Çiçek. Siegel'den önce Tugay ustaca bir hareketle topa sahip oldu. Ve Ümit'i topla buluşturdu. Ümit'in ortası. Hakan'a doğru. Sparta Prag savunması uzaklaştırıyor. Bülent. Topa daha yakın. Bülent. Yanında Popescu var. Onu atsa rahatlayacak. Bülent atmıyor. Ve topun dışarı çıkmasına izin verdi. Ve tacı kullandı. Osman. Ondan Popescu. Popescu. Ortadaki derinliği iyi kullanıyor. Ergün. Ergün sert vurdu dışarıya. Siegel. Hornak. Siegel şut pozisyonunda. Volkan, bravo Volkan. Birinci anda topu çeldi. İkinci pozisyonda topa sahip oldu. Şimdi Tugay. Hakan Şükür'e doğru. Hakan topu önüne alamadı. İkinci pozisyon. Hakan şut pozisyonu aradı. Bıraktı Fatih'e. Orta. Ceza sahasında. Hacı dokunamıyor. Hacı dokunamıyor ama ofsayt bayrağı havada. Ergün. Şimdi Tugay. Hemen yanında Hacı. Bıraktı Hacı'ya. Hacı'dan Ergün'e. Sağ kanatta Ümit Ata destek verdi. Onu atmadı. Tugay şut pozisyonunda. Tugay sert. Tugay attı. Tugay attı. Gol gol gol. Tugay'ı çok bekledik. Ve Tugay'ın attığı golle Galatasaray 1-0'a geçiyor Sparta Prag karşısında. Çok bekledik bu golü. Ve Tugay bu akşam Galatasaray'da orta sahada çalışkan ismi attığı golle 1-0 öne geçiriyor Galatasaray'ı. Gol Tugay, Ali Sabiyen'den 1-0 öndeyiz. Maçta 57. dakika. İşte gol bir kez daha görüntüye geldi. Kaleci koşturdu, uzandı. Topa sahip olamadı. İşte Ergün'ün pası. Topla vuruşan Tugay şöyle bir kaleye baktı. Bekletmeden ayağının işiyle sert vurdu. Ve Galatasaray'ı 1-0'a geçirdi. Ali Sabiyen'de büyük coşku var. Çok beklediğimiz, çok arzu ettiğimiz gol sonunda geldi. Ve 1-0 öndeyiz. Lokvenç. Hacı bastırdı. Svoboda. Hakan'ın presi var. Galatasaray golden sonra daha da hareketli, daha da arzulu bir görüntü istiyor şu dakikada. Arnak yetişemedi, taş bizim. 1-0 öndeyiz. Gol Tugay, dakika 58. Bülent. Popescu. Hakan geriye doğru oynadı. Bülent'e. Ergün'den tekrar Bülent. Bülent. Ceza sahasına doğru sokuluyor Bülent. Şimdi geriye doğru döndü. Faul var mı? Yok diyor hakem. Hacı. Hacı'nin pası. Osman ceza sahasında yetişebilir. Bülent. Popescu. Hakan geriye doğru oynadı. Bülent'e. Ergün'den tekrar Bülent. Bülent. Ceza sahasına doğru sokuluyor Bülent. Şimdi geriye doğru döndü. Faul var mı? Yok diyor hakem. Hacı. Hacı'nin pası. Osman ceza sahasında yetişebilecek mi? Osman. Ve top ondan dışarı çıkıyor. Out. Kale atışı kullanacak Sparta Prag takımı. Tugay'ın attığı golle 1-0 öndeyiz. Hakan. Şimdi Ümit. Hakan hareketli. Vurdu.
vurdu. Kaleci Poştulka. Topun gerisinde Hacı. Hacı'nın ortası dışarıya doğru. Tugay bıraktı gerideki arkadaşı Fatih'e. Fatih ceza sahası dışından şansını denedi ama top üstten dışarıda out. 70. dakika maçta, bitime 20 dakika var bizim saatimize göre. Ve Galatasaray'ın Tugay'ın attığı golle 1-0'lık üstünlüğü Ali Sami Yen'de. Haşek. Haşek'e doğru. Şimdi ortasını yaptı Haşek. Tehlike geçmiş değil. Ve korner. Yine Popescu'nun müdahalesi var. Ve köşe atışı kullanacak Sparta Prag takımı. Kornerlerde Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğü var Sparta Prag'a karşı. Bir kafa top direnisinden dışarıda. Repka. Svoboda. 1-0'dan sonra ortalana yakın oynuyor kaptan Svoboda. Gabriel. Bravo Fatih. Sıyrılamadı Fatih'ten. İkili mücadelelerde çok başarılı Fatih. Tugay önünde geniş bir hareket alanı. Hakan hareketli. Şimdi Hacı. Hacı şut pozisyonunda sert vurdu. Kaleci Boşluka. Gabriel. Bir an offside diye durakladı savunma. Ceza sahamızda gol tehlikesi olabilir. Allah'tan orta iyi yere değil. Taş bizim. Tugay. Hakan. Ergün. Sol tarafa doğru. Osman. Şimdi ortasını yaptı. Hacı yükseldi. Vurdu kafayı. Out. Galatasaray'da bir oyuncu değişikliği sevgili seyirciler. Alman oyuna girecek. Adıyaman Spor'dan transfer edildi sezon başında. Adrian İliye. Osman süratli. Osman yetişebilecek mi? Hacı ortaya doğru sokuluyor. Osman topla buluştu. Ortasını yaptı. Hacı elverişli durum. Hacı vurdu kafaya. Çok elverişli bir pozisyonda Hacı topu dışarı yolladı. O pozisyonda Sparta Prag'lı oyuncunun dengesi bozuldu. İşte bir kez daha izliyoruz. Yere düştü. Hacı topu kafayla dışarı yolluyor. Ve Galatasaray bir gol pozisyonundan daha sonuç alamıyor. Adrian İliye hareketli. Yetişebilecek mi? İliye topu kazandı. Hacı sokuldu yanına. İliye'nin ortası. Tugay bomboş pozisyon. Gol geliyor. Geldi. Sparta Prag karşısında şov yapıyor. İşte topu kontrolü ve işte presesi. Tugay'ın attığı gollerle durumu 2-0 yapıyoruz Sparta Prag karşısında. Ve bizim istediğimiz, bizim beklediğimiz, bizim aradığımız, bizim arzu ettiğimiz goller geliyor. Bizim istediğimiz Galatasaray, gerçek Galatasaray bu. Bravo Cimbom, bravo Tugay ve durum 2-0. Seyirci 3. golü istiyor. Galatasaray 2-0 galip durumda. Fatih Terim ayakta. Hacı tekrar İliye. Şov yapıyor Galatasaray. İliye ceza sahasında. İliye ortaya çevirdi. Destek gelmedi İliye'ye. Ve Sparta Prag savunması uzaklaştırıyor tehlikeyi. Yine Popescu. Kafayı vurdu. Ve seyircinin alkışları Popescu'ya. Sezon başında çok eleştirildi Popescu. Ama şu form durumuyla son Samsunspor maçındaki ve bu akşam Sparta Prag karşısındaki oyunuyla herhalde gerçek Popescu'yu gösterdi. Bülent. İliye yetişemiyor. Taç Sparta Prag. 2-0 galip durumda Galatasaray Sparta Prag karşısında. 58 ve 86 dakikada Tugay'ın attığı gollerle. Lokvenç.
Gabriel, Fatih, köşe atışı kullanacak Sparta Prag. Svoboda, Sparta Prag, son çırpınışları artık bunlar. İlk yarı çok katı bir savunma uyguladı, adam adama markaj uyguladı. O yüzden ilk yarıda gol pozisyonları bulmakta güçlük çekti Galatasaray. Ama ikinci yarıda özellikle 1-0'dan sonra Sparta Prag açıldı ve Galatasaray rakip takım karşısında çok etkili oldu. Hakem Michel Piro 90 dakikayı bitiren düdüğünü çalıyor ve Galatasaray Ali Sarıyen'de beklediği zafere imza atıyor.